Evet, ödevler. Ödevlerinizi çıkarın. Sen de su al gel. Ödevi yapmayanlar el kaldırsın önce. Oha çok iyisin. Hocam ben diğer eksiklerim. Ya oğlum niye yapmıyorsun ya? Hocam vallahi bu sefer ödevi yazarken. Ödevi? Ödevi gruba yazarken. Gruba yazarken hatırladın. Ha. Hocam benim de ben senin çarşamba oruç. Hatta başka bir kitaptan çözdüm. Çarşambaya hala ödeviniz var biliyorsunuz değil mi? Çarşamba günü onları görürüm. Göreceğim. Ha. Tamam. Başka kaynaktan değil. Önce bizim kaynak. Önce biz. Önce kim? Aydın Yayınları. Yayında kalitenin adı. Ben de biraz bir yerim kalmış. Okulda çözerim demiştim. Ders tüh ya. Dersi erken alınca yetişmedi. Dersi erken aldıklarını bu sabah mı öğrendin? Yok, dün akşam. Yatacak. Evladım, bu şu anlama geliyor. Bak, bizim önceden dersimiz 3. 4. saatti. 3. 4. saatti. Sen ödevden o kadar az bir miktar bırakmışsın ki okula geldiğindeki 15 dakika İkinci teneffüs ve üçüncü teneffüste bitirebilecek kadar yer kalmış olmalı. Değil mi? Evet. Şimdi akşam öğrendiğine göre bu üç teneffüsün toplamı kadar zaman bence... Yok. Yatmadan önce telefona bak. Kaçta yatıyorsun oğlum? 8'de mi yatıyorsun? Hayır hocam. Telefona yandan mesaj geliyor. Ya arkadaş. Hadi bana kalem verin. Şşt, ne oluyor? He? O olmaz. O keçeli. Tükenmez kalem var mı? Bu arada hani ödevi yanımda getirmedim. Şu oldu bu oldu diyorsunuz ya. Benim için o ödev yapılmamış demektir. Benim görmediğim hiçbir ödev yapılmış anlamına gelmez. Çevir canım. Çevir, 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 çevir. Bu arada çok hızlı şekilde ortaya çıkardığınız ve ikinci olduğunuz kısa film yarışması için hepinizi tebrik ederim. Gayet güzel işler. Neyi? Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum işte oğlum. Emeği geçmeyenleri mi tebrik ettiğimi zannediyorsun sen? Sen ödevi de böyle mi anlıyorsun lan? Ha? Hocam. Yok olan kısımları değil. Ben tam ödev kontrol ederim. Bak o eksik ödev gösterdi. Dedim ki bana eksik ödev gösteriyor. Ne burada bekletiyorsun dedim. Ödev tam değilse neyini gösteriyorsunuz? Cogay. Ödevlerinizi yapın çocuklar. Bunu benim için mi yapıyorsunuz? Kendiniz için yapıyorsunuz. Değil mi? Sen ödev yapsan da yapmasan da ben soruları aynı şekilde çözemiyorum ya da çözebiliyorum. Şurada uzun saçlı bir çocuk var. Dün ta ödevi göstermek için bize gelmiş. Sabah baktım. Çözüyor. Dedim ne? Bitti dedi. Oğlum dedim sınıfta kontrol edeceğim. Burada ne işin var? Dedim. Gitmedi. Evde oturdu öyle. Dedim hadi madem sabah okula götüreyim de orada kontrol edeyim. Adam ta bize geliyor. Ödev kontrol ettirmek için. Ya siz? Bak bir borçlu. Ondan sonra nerede burada? İki borçlu. Üç borçlu. Dört borçlu. Beş borçlu. Altı borçlu. Senin ödevin tam mı? Ben sonra kızım getirdim. Yanlış şey yapmışım. Buradan oraya uçan kafayı atarım. Geç bari dersi kaçırma. Borcunuzu ödeyin. Çarşamba günü hem soru bankanızı hem de modülünüzü bekliyorum. Yapmayanlar modülleri getirsinler. Yapanlar modülü getirmeye bile çok yaşa evli. Çok yaşa. Yapmayanlar modülü getirsinler. Yapanlar modülü getirmesine gerek yok. Soru soracaksa getirsin. Siz onu da yanlış anlarsınız. Tahtaya yazayım mı?
He? Neyi yazayım? Ne ödevi? Ne yaptınız hafta sonu ha? Gelir mi sessizlik? Ne güzel. Keşke ödev yapmayanlar kimler dediğimde de sessizlik olsa. Herkes tamam dese. Şimdi o modülleri kaldırın oradan, beni üzmeyin. Defterlerinizi açın. Ders işleyeceğiz ya hani. Ders işleme moduna geçin. Oho. Saça bak. Sabahtan beri diyorum bu saç nereden çıktı. Anlatacak bir şey olan var mı? He? Hocam haftanın ilk günü, sabahın ilk saati. Sen neden bahsediyorsun? Benim daha afyon patlamamış. Ben geliyorum burada bıdı bıdı bıdı. Zaten söylediklerinin yarısını anlamıyorum. He? Bu durumda mısınız lan? He? Bu durumda mısınız? Oğlum karşılık verin bari ya. Yok hocam. Üstleniyorum karşılık verme görevini diyorsun. Peki. İyi. O zaman ben devam edeyim. Siz de dinleyin. Başkancığım, telefon toplama görevi kadar önemlidir ödev yapmak. Nasıl? Mantıklı bir cümle değil mi? Kimi hatırlattı? Kendine mi? Sınıfı hatırlattım ama ben küçük bir şey unutmuşum. Kendim çözmeyi unutmuşum. Ay, eğlenceli adamlar ya. Ödevleri bekliyorum bak, o eksik olanlar. Kaç? 7 borç oldu. 7 borç oldu. 7 kişi borçlu. Değil mi? Ödevi eksik olanları bekliyorum çarşamba gününe. Evet. Hocam çok az alıyor. O zaman çok alsın demişim. Hocam peçe devam mı? Peçe? Ne zaman? 6. saat dersim var. Ha, bu arada şunu söyleyeyim. Biz son olarak itme ve momentum konusunda grafiklerle ilgili konuştuk. Değil mi? Net kuvvet zaman grafiği çizdik. Net kuvvet zaman grafiği bize ne anlatır, bunları söyledik. Efendime söyleyeyim, momentum zaman grafiği çizdik. Momentum zaman grafiği ne anlatır bize, onu gördük. Ve sonuç olarak şuna gelmiş olduk. Net kuvvet zaman grafiğinde alan hesabı yaptığımda cismin momentumundaki değişikliğe ulaşmış oluyorum. Momentum zaman grafiği incelersem de bu sefer eğim hesabı yaptığımda o grafiğin neyine ulaşmış oluyorum? O grafiğin oluşmasına sebep olan cismin üzerine uygulanan net kuvveti görmüş oluyordur. Değil mi? Bu anlamda düşündüğümüzde net kuvvet zaman grafiği ile ivme zaman grafiği aynı karakterli, aynı şekilli, aynı biçimliydi. Momentum zaman grafiği ile de hız zaman grafiği birbirinin aynı şekillisiydi. Dolayısıyla da bize net kuvvet zaman grafiği çizmek yerine tutup ivme zaman grafiği çizip öyle de sorabilir itmeyi. Ya da momentum zaman grafiği çizmek yerine hız zaman grafiği çizip öyle de sorabilir net kuvveti diye konuşmuştuk. Zaten biliyorsunuz ivme zaman grafiği bize hız değişimini söylüyor. Hız değişimini kütleyle çarparsam bu da momentum değişimi olur ki FT grafiğinin alanıyla aynı şeye denk gelir. Ya da hız zaman grafiği bizim için eğim incelediğimizde ivmeye denk geliyordu. Dolayısıyla kütleyle çarpınca da F neti verir. Aynı şekilde yorum yaparız, sonuca ulaşırız demiş idik. Şimdi gelin momentum korunumuna bakalım.
Şimdi sevgili arkadaşlar, şöyle bir şey söyleyeceğim. Yine daha önceden de bahsettiğimiz bir şey. Enerji korunumu diye bir şeyden bahsettik, biliyorsunuz. Enerji korunumlu, tamam, güzel, iyi, hoş. Enerji yoktan var olmaz, vardan yok olmaz, bilmem ne filan diyorduk. Ama enerjinin korunumu için bir çerçeve çizmemiz gerekiyordu. Değil mi? Bu çerçeve içerisinde bulunan ya da o sistem içerisinde bulunan cisimlere ya da sistemin toplamına bakmam gerekiyordu ki acaba korunum sırasında ya da korunum gerçek mi değil mi, bunu inceleyeyim. Momentum'da da böyle. Şimdi sevgili arkadaşlar, momentum aslında şeyden, enerjiden daha çok yerde korunan bir nicelik. Cisimlerin birbiriyle etkileşmeleri sırasında enerjinin korunmadığı bazı durumlarda dahi momentum korunabilir. Ama yine de momentum sürekli korunan bir nicelik değildir. Zaten biz bak konuya başladığımızdan beri hep şöyle diyoruz, dikkat ettiyseniz. Cisme kuvvet uyguladım, buraya kadar ittim. Cismin momentumu bu kadar değişti. Ha, momentum değişiminden bahsediyorum da, değil mi? Cisme net kuvvet uyguladım, işte x yolunu aldırdım, t süre geçti, t süre şöyle oldu, hızı olursa böyle oldu. Bizim zaten cisme dışarıdan kuvvet uyguladığımız durumda momentumun korunması mümkün değil. Şimdi o zaman momentumu koruyabilmek için benim itme denklemini bir gözden geçirmem lazım. Şöyle düşünün. Bir tane cisim var diyelim. İşte ben bir F1 kuvveti uyguladım. Atıyorum bir F2 kuvveti uyguladım. Bir sürtünme de var diyelim. K farklıdır 0. Ben diyorum ki bu cisim üzerine uygulanan itme eşittir F net çarpı delta T'dir. Bu da eşittir delta P olmalı. Bunu zaten daha öncesinden incelemelerimizde görmüştük. Şimdi eğer bu cisim üzerine M kütleli bir cisim olsun, uygulanan tüm kuvvetleri göstersem, bu cisim üzerine bir F1 uygulanıyor, artı F2 kuvveti uygulanıyor, artı MG kadar ağırlık kuvveti uygulanıyor, artı normal kuvvet uygulanıyor, artı sürtünme kuvveti uygulanıyor. Bunların hepsini topladığımda eğer 0 ediyorsa, kuvvetlerin hepsini topladığımda 0 ediyorsa, bu bana F net 0 demek. F net çarpı hani delta T'ye bakacağım ya, bu da delta P olacak ya, şunun 0 olduğunu gösterir. Özellikle net kuvveti 0 yap. Çünkü delta T'nin 0 olması mümkün değil. Değil mi? Yani bizim en azından klasik mekanikte, klasik fizikte düşünürken herhangi bir olay sırasında bir olaydan bahsediyorsam, o zaman bu olayın gerçekleşmesi mecburi olarak belirli bir süre almak durumunda kalıyor. Delta T bu anlamda düşündüğünüzde kesinlikle sıfırdan farklı. O zaman sıfırdan farklı olması durumunda ancak ve ancak net kuvvet sıfır olabilir ki momentumdaki değişikliğin sıfır olması sağlanabilsin. Bu durumda net kuvvet eğer sıfır olabiliyorsa benim için delta P, hatta vektör olarak da yazabilirim, biliyorsunuz bunu. Benim için delta P eşittir sıfır. Dolayısıyla da P son momentum eksi P ilk momentum eşittir sıfır anlamına gelecek. Yani P ilk vektör olarak P sona eşittir diyebileceğim. Gördünüz mü? Ama yine de ne yapmış oluyorum? Koşul belirterek momentum korunumu söylemiş oluyorum. Momentum her zaman korunan bir nicelik demek yok. Ne zaman korunuyor momentum? Ancak cisim ya da sistem. Hangisinden bahsediyorsan artık. Bahsedilen o topluluğun üzerine net olarak kuvvet uygulanmıyorsa, işte o zaman o net kuvvet uygulanmayan sistemin momentumu korunacaktır. Tamam? Anlaştık mı?
Evet, bunu şöyle yazalım. Deyin ki cisim ya da sistem üzerine uygulanan net kuvvet sıfır ise cismin ya da sistemin momentumu sabit olur. Buna momentum korunumu denir. Tamam. Yani herhangi bir şekilde dersen ki ben bu cismin momentumu korunuyor diyorum. O zaman önce şunu yapmış olmanı bekleriz biz. Demek ki bu cismin üzerine uygulanan kuvvetleri bir araştırdın. Sonucunda net kuvvetin sıfır olduğunu buldun. Bunu bulmadan momentum korundu diyemezsin. Ya da momentum korunur mu acaba diye bakıyorsun. Sen diyeceksin ki ha önce benim net kuvvete bir bakmam lazım. Eğer net kuvvet sıfır oluyorsa o zaman bu cismin momentumu korunuyordur, korunmuştur dersin sevgili kardeşim. Gördüğünüz gibi yine söylüyorum momentum korunumu şarta bağlı, ön koşula bağlı. Sen diyeceksin ki önce şu sağlanmış olmalı, önce net kuvvetin sıfır oluşu gerçekleşmiş olmalı. Ondan sonra momentum korunacak diyorsun. Tamam? Bunu unutmayın. Mesela şöyle bir cisim duruyor. Durmaya da devam ediyor. Bunun momentum korunur mu? Korunuyor işte. Sıfırda sıfır olmaya devam ediyor. Yaşasın. Bak şöyle bir cisim. V hızıyla gönderdik. K eşittir sıfır. Sürtünme yok. Sürtünmesiz olduğunu varsayıyorum. Bunun momentum korunur. Delta P eşittir sıfır. Değil mi? Peki şöyle bir cisim. K sıfırdan farklı ama F eşittir F sürtünme kadar. Bu da bu tarafa doğru V hızıyla gidiyor. Bunun momentum korunur mu? Korunur. Niye korunmaz? Gördün mü? Olur. Bak şu. Bir tane cisim yukarıya doğru çekiyorum. F kuvvetiyle. Sürtünme önemsiz. Ve şurası alfa. F kuvvetinin büyüklüğü de Mg'nin sinüs alfası kadarmış. M kütleli cisim. Burada da momentum korunur tabii ki. Niye korunmaz? Değil mi? Bak bir tane cisim. Aşağıya doğru düşüyor. Ama limit hızla düşüyor. Yani ne demek limit hız? Ya bu adam üzerine uygulanan ağırlık sürtünme kuvveti kadar ve birbirine ters yönlü. O zaman net kuvvet yok. Zaten biz şöyle diyorduk. Bir cisim ancak üzerine uygulanan hava sürtünme kuvveti ağırlığı kadar olursa ne yapar? Limit hıza ulaşır. Bunun da momentumu korunuyor. Gördün mü? Ama dikkat ediyorsun bak. Burası serbest cisim diyagramını çizsem aşağıya doğru Mg, yukarı doğru normal kuvvet var. Net kuvvet sıfır. Burada çizsem yine aynı şekilde net kuvvet sıfır. Burada çizsem aşağı doğru Mg, yukarı doğru normal kuvvet. İleri doğru F, geri doğru sürtünme kuvveti. Gördün mü? Toplamları sıfır. Burada çizsem normal kuvvet Mg ve F kuvvetini birleştirsem normal kuvvet Mg'nin kosinüs bileşeni, Mg'nin sinüs bileşenini de bu dengeledi. Ne oldu? Bitti. Dengelenmiş kuvvetler etkisinde. Bak bu aşağıya doğru düşüyor. Enerji kaybediyor ama üzerine net kuvvet uygulanmıyor. Dolayısıyla mecburi olarak momentumu korunuyor olmalı demiş oluyorum. Gördünüz mü? Momentum korunması için cisim üzerine uygulanan net kuvvetin sıfırdan farklı olması lazım. Sıfır olması lazım.
kuvvet sıfırdan, net kuvvet sıfırdan farklıysa momentum korunamaz. Evet. Aslında hocam cevap vermesi bir ortada dengelenmiş kuvvetler etkisi evet. Olsun. Aynen, aynen, aynen doğru. Başka bir deyişle Kadir Ali diyor ki, hocam diyor cisim ya da sistem eğer dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeyse o zaman momentum korunur. Doğru söylüyor. Tamam. Ha, şimdi şunu söyleyeyim. Daha önceden de söylemiştim ama bizim yaşadığımız evrende sevgili arkadaşlar bir cisim üzerine hiç kuvvet uygulanmıyor olması çok saçma bir durumdur. Aslında herhangi bir cisim üzerine günlük hayatta karşılaştığınız herhangi bir cisim üzerine o kadar fazla sayıda kuvvet uygulanıyor ki sadece cisim eğer dengesini sağlayabiliyorsa bu sistem ya da bu cismin üzerine uygulanan kuvvetler toplamı sıfır oluyor. Tamam. Dolayısıyla dengelenmiş kuvvetler etkisinde demek doğru bir ifade. Ancak cisim üzerine teorik olarak hiç kuvvet uygulanmadığında da zaten kuvvet sıfır oluyor ya. O zaman da momentum korunacağı için biz genel ifadeyle net kuvvet sıfırken momentum korunur diyoruz. Tamam. Anlaştık mı? Var mı aklınızı karıştıran bir şey? He? Çizgisel momentum. Bir doğru boyunca ilerleyen cisim için konuşuyoruz ya. Bir çizgi üzerinde ilerliyor. O ilerliyor. Onun için buna çizgisel momentum diyor. Dolayısıyla da bahsettiğimiz şey çizgisel momentumun korunumu. Bu nasıl sildi la? Size bir şey söyleyeceğim. Aslında bakın şöyle bir şey. Bir tane canı çok sıkılmış adam varsayalım. Mesela girdiği sınıfta öğrencilerden 7-8 tanesi ödev yapmamış. Sabahın ilk dersi. Adam çok sinirlenmiş. Yani tanımadığımız biri. Biz böyle sinirli adamları tanımıyoruz değil mi? Yani, öyle olsa zaten tanışmamız biraz sıkıntılı olurdu. Evet. Böyle bir adam var. Çok sinirli. 7-8 kişinin ödev yapmadığını, evde unuttum dediğini duyunca çok sinirleniyor. Tutuyor buradan hatta duvara, şuraya. Şöyle yumruk atıyor. Çat diye yumruk atıyor. Momentum korunur mu? Olur. Nasıl? Anlat. Sabit hızlı mıydı? He? Şöyle vuruyor. O halde. Evet. Bir de böyle adam mesela şey ödevi eksik yapanlardan biri böyle zorlayınca daha çok sinirleniyor olsun. Bu sefer koşuyor, vuş diye zıplayıp duvara çarpıyor. He? Mesela buradan koştu koştu koştu. Biz tanımıyoruz tabii öyle bir adamı ama koştu 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 zıpladı duvara tak diye çarptı. Tam duvara çarptığında momentum korunur mu kankitolar? He? Duvara çarptığında tersine dönüyor. Momentum korunur mu? Evet. Ya nasıl korunur? Söyleyin bana. Korunmaz da hiç. Neden? Sonuçta momentum biz MV diye de hesaplayabiliyoruz. İlk başta hani bir sarısınız var, görmüyorsunuz. Çarptıktan sonra ama eliniz duruyor. O zaman momentum'u sıfırladı. O zaman momentum'u işte. Evet. Aynen öyle. Neyi korunur diyorsunuz? Sekip gerçekleri kapatalım. Lan oğlum şimdi deneyle göstereceğim ama ha. O zaman korunur. Nasıl? Esnek çarptı. Esnek çarptı. Sektir. Esnek
Eren, langır topun var mı? Langır topuyla aranızda esnek çarpışma yaptıracağım. Varmış. At yavrucuğum. Yerden atıyor bak. Bak 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 bak. Bak 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 bak. Oğlum tepsi de işe yarayacaktı neredeyse. Katlanmayan, eğrilmeyen, katı yüzeyli defteri olan var mı? Katlanmayan. Getir bebişim. Eğitime verdiğin destek dolayısıyla teşekkür ediyoruz. Bak. Şu yol. Ha burada sürtünme var da siz yokmuş gibi varsayın. Tamam. Şu top gitti oraya çarptı geri geldi. Çarpma sırasında momentumu korundu mu? Büyüklüğü korurum. Büyüklüğü erişe. Arkadaşım momentum vektör değil mi? He? Vektör değil mi momentum? Birincisi büyüklüğünün korunduğunu nereden biliyorsunuz? Esnek çarpıştı demedim ya. Onu siz dediniz. Ben dedim ki buradan fırlattım oraya çarpıp geri dönüyor. Sürtünme varsayalım yok. Yine de enerjinin bir kısmını duvara aktarıyor. Bir kısmını da sana aktarıyor zaten. Hocam atışlarda tam döner yapıyor. Ya konuşma atışlar başka konuydu. Onunla... Atışlarda doğru söylüyorsun, haklısın. İşlemler şey olsun diye, daha kolay olsun diye atışlarda. Teşekkür ederim size. Daha işlemler kolay olsun diye varsayalım ki enerji korunuyor dedik orada. Şimdi bakın yavrucukları. Ben zıpladım, duvara çarptım. Eğer bana bakıyorsanız... Benim momentumum korunamaz. Evladım o top duvara çarptığında işte defterin üstünden geldi langır topu tahtaya çarptı. Doğru mu? Tahtaya çarptığında top üzerine kuvvet uygulanıyor mu? Aşağı doğru MG, yukarı doğru normal. Bunlar birbirini dengelemiş durumda. Bir de tahtanın uyguladığı kuvvet var. Tahtanın uyguladığı kuvveti kim dengeliyor? Hiç kimse. Langır topunun nasıl momentumu korunsun? Net kuvvet var. Sabahtan beri öyle diyorum ya. Net kuvvet sıfırken momentum korunur diye. He? Langır topunun momentumu korunmaz abi. Ben mesela bu verdiğiniz cevaplara çok sinirlendim. Aranızdan birini aldım cah diye duvara fırlattım. He? O duvara çarptığında momentum korunur mu? Bakın. Sevgili öğrenciler, teneffüs zamanı. Bakın ben biraz önce açıklamaya nasıl başladım? Langır topunun momentumu korunmaz diye başladım, değil mi? Ya arkadaş, ben size söyleye söyleye dilimde tüy bitti. Önce çerçeveyi bir belirleyeceksiniz. Bak, buradan tahtaya fırlattığım kişinin tahtaya çarpması sırasında momentumu korunamaz. Çünkü ona net kuvvet uygulanıyor. Peki, tahta, duvar ve dünya ve de o cisimden oluşan sistem için düşünsek, işte o zaman korunur. Ha, cismin kütlesi 50 kilo ama dünyanın kütlesi 5.98 çarpı 10 üzeri 24 kilo. E şimdi bu adam momentumu 2 metre bölü saniye hızla atsak, 100 birimlik momentum, dünyanın momentumundaki değişikliği düşünürsek, duvar dünya ile beraber olduğunu düşünün. E yani dünyanın momentumu hiç değişmiyormuş gibi görünür. Dolayısıyla biz deriz ki adamın momentumu korunmuyor deriz. Ama sistem olarak düşündüğünüzde teorik olarak bunun korunabileceğini söyleyebilirsiniz. Ama kimin momentumuna bakıyorsunuz bu çok önemli olacak. Tamam. İkinci ders devam edeceğiz.